şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz dördüncü Kur'an delili Sebe suresinin 23. ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimede şöyle buyrulur. <laughs> Estaizu billah. Ve la tenfav şefaatu inde. Onun yani Allah'ın katında şefaat fayda vermez. İlla limen. Ancak o kimse müstesna ki Ezinele Allah ona izin verdi. Mana bir daha dikkat kesilelim. Allah'ın izin verdiği kimse müstesna onun huzurunda şefaat fayda vermez. Şimdi bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayet-i kerimenin başında وَلَا تَنْفَوْ شَفَاتُ inde, Onun yani Allah'ın katında şefaat fayda vermez buyurulmuş. Daha sonra illa limen. O kimse müstesna denilerek şefaatin fayda vermeyeceği hükmünden bir kısım insanlar müstesna kılınmıştır. Allah'ın kendisini izin verdiği müstesna ayeti iki manaya gelebilir. Birinci mana şudur. Şefaati ancak kendisine izin verilenler edebilir. Bu durumda ayetin manası şöyle olur. Onun katında kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Bu ihtimale göre putlardan şefaat uman müşriklere bir reddiye vardır. ...ve onlara şöyle denilmek istenmiştir. Şefaati ancak Allah'ın izin verdikleri yapabilir. Allah ise putlara ve taptığınız diğer batıl mabutlara şefaat izni vermemiştir. Dolayısıyla onlardan şefaat beklemeyiniz. İkinci manaya göre ise kendisini izin verilen şefaat eden değil şefaat edilendir. Bu durumda mana şöyle olur. Onun katında kendisine izin verdiği kimselerden başkasına şefaat fayda vermez. Demek şefaattan faydalanmak da Allah'ın iznine bağlıdır. Şimdi iki farklı mana yan yana görüp farkı dahi kavrayalım. Birinci mana, kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. İkinci mana kendisini izin verdiği kimselerden başkasına şefaat fayda vermez. Demek Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez ve kimseye de şefaat fayda vermez. Şefaat etme hakkı da şefaate nail olma da ancak Allah'ın izniyledir. Rabbimizin izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez, kimseye şefaat fayda vermez. O halde şimdi ayete dayanarak soralım. Kimin şefaati fayda verebilir? Allah'ın izin verdiği kişinin. Peki kime fayda verebilir? Allah'ın izin verdiğini. Bakın ayetin açık beyanıyla Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilecek. Ve yine izin verilenler bu şefaatten faydalanacaktır. Şimdi şefaati inkar edenlere bazı sorular soralım. Ayet-i Kerime'de iki manada esas aldığımızda Allah'ın izin verdiği kimselerin şefaatinin fayda vereceği ve yine kendisi için izin verilenlerin bu şefaattan faydalanacağı açıkça beyan edilmiştir. Demek şefaat etmek de, şefaattan faydalanmak da haktır ve bunlar Allah'ın iznine bağlıdır. Şimdi şefaati inkar edenlere soruyorsun. Sizler bu ayeti kerime hakkında ne diyorsunuz? Ayet apaçık bir şekilde şefaati Allah'ın iznine bağlarken sizler nasıl oluyor da bu ayete gözlerinizi kapıyorsunuz? Şefaat hak olmasaydı Allah'ın izin verdiği kimseler müstesna denilerek istisna yapılır mıydı? Bu ayetten bir kısım kulların Allah'ın izniyle şefaat edebileceğini ve yine bir kısım kulların şefaate nail olabileceğini anlamak için Allame mi olmak lazım? Azıcık aklı olan bu ayetten şefaat'in hak olduğunu ve Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini anlamaz mı? Bilmiyor. Aklınız mı yok, kalbiniz mi ölmüş, insafınız mı çürümüş, yoksa bu dini bozmaya mı çalışıyorsunuz? Ben size ne diyeyim? Size nasihat tesir eder mi ki? Lakin Allah'tan ümit kesilmez. Ben yine de sizler için Rabbimden hidayet diliyorum. Rabbim sizlere hidayet yolunu kolaylaştırsın. Sevgili kardeşler, şefaatin hak olduğuna dair dördüncü delilimizi bu hatime ile noktalayalım ve şimdi Kur'an'dan beşinci delilimize geçelim.